Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere yine bahçemde, yani balkonumdan merhaba demek istedim. Küpe çiçeklerimle ilgili birazcık konuşmak istedim. Bununla ilgili çok güzel yorumlar alıyorum ve sorular alıyorum siz değerli takipçilerimden. Evet, küpe çiçeklerim ekiyorum tutmuyor diye, kuruyor diyen, kışın kurudu diyen, ne yapabilirim vitamin diye soranlar var. Küpe çiçeklerimizi balkonumuza çıkarıyoruz. Kışın evin içindeydi. Şimdi bakın güneşli açık balkonumuzda ve diğer çiçeklerimizle beraber bu şekilde duruyor. Vitamin olarak hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Ama öncelikle bir yoruma cevap vermek istiyorum. Sizlere birkaç videomda kuru maya tarifini göstermiştim. Anlatmıştım. Çok etkisi var demiştim. Bakın kuru maya böyle. Biliyorsunuz zaten herkes bilir kuru mayayı. Bir yemek kaşığı kuru mayayı 2 litre suyun içerisine koyuyoruz arkadaşlar. İyice karıştırıyoruz. Sonrasında senede 2 kere veriyorum ben. Senede 2 kere çiçeklerinize verebilirsiniz. Yaz, kış olarak. Tabii bunu 2 ayda verenler de var. Ama ben hiç vermedim. Sadece senede 2 kere veriyorum. Gerçekten çok etkili çiçeklerde. Denemenizi tavsiye ederim. Yapılışı bu. 2 litre suyun içerisine 1 yemek kaşığı kuru mayayı koyuyoruz sevgili arkadaşlar. Sonrasında karıştırıyoruz. Çiçeklerimizin dibine veriyoruz. Şimdi geçelim tekrardan videomuza. Evet, küpe çiçeklerim demiştim. Bu da diğer küpe çiçeğim. Ben küpe çiçeklerimi budadım arkadaşlar. Bakın kocaman olmuştu bunlar. Tıpkı bunun gibi. Bakın bunlar da küpe çiçeği. Bunları sadece dal bıraktım. Şöyle kurumuş dallarını kestim. Ama kökleri sağlam olduğu için yeni yeni yapraklar, filizler veriyor. Bakın gördüğünüz gibi. Yani sizin de çok büyüdüyse, kuruduysa, yaprakları kötüyse budayın arkadaşlar. Kesin sadece kökünü bıraksanız yeşeriyor. Güneşte olduğu sürece, iyi bakım olduğu sürece suyu seviyorlar. Mutlaka sularını hemen hemen her gün veriniz küpe çiçeklerine. Evet, sardunyalarım açmıyor diyenler var. Sardunyalar açıyor arkadaşlar. Şöyle balkona çıkarın. Dediğim gibi kurumaya verebilirsiniz. Ben bunlara yakında aspirinli su verdim. Aspirinli suyu mutlaka çiçeklerinize veriniz. Ayda bir kere mutlaka veriniz arkadaşlar. Çok etkili. Dün bunun videosunu hazırladım. Yapılışını izlemeyenler izleyebilir. Şöyle gezerekten çiçeklerimize bakalım. Size çileklerimi de göstermek istiyorum. Evet, çileklerim de dökmeye başladı arkadaşlar. Daha yeni yeni kızaracaklar. Gördüğünüz gibi çileklerim de saksıda gayet güzel olabiliyor. Küpe çiçeklerim. Bu sene küpe çiçeğimi çok çoğalttım. Yine çoğaltacağım inşallah. En basit tutan, doğru toprak ile yapılırsa en basit tutan çiçeklerden biridir küpe çiçeği sevgili arkadaşlar. Evet, sardunyamız. Benim bu sardunyam da bir sene hiç açmadı. Ne yalan söyleyeyim ama bu sene coşmaya başladı arkadaşlar. Bakın yine tomurcuklar veriyor ve bu şekilde kırmızı da açtı. Ne yaptım ben bunu? Ben bunu bu kışın iyice budadım. Sadece dal haline getirdim. Kökü dediğim gibi sağlamdı. Sonrasında bu şekilde tekrar dallandı, budaklandı. Kendini yeniledi yani. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Lütfen bana sarı kızlarınızdan çoğaltıp gönderir misiniz? Demiş bir arkadaşım. Ay. Vallahi canım gerçekten çok isterim, öyle söyleyeyim sana, çok isterim göndermek. Keşke bana yakın olsan, olsanız hepinize verirdim istediğiniz çiçekler. Ne de olsa ben Allah'ın izniyle yetiştiriyorum. Tekrardan kendime çoğaltırdım. Hani çoğaltamayanlar için söylüyorum. Çuhalarım çok güzel açtı arkadaşlar. Kışın da çok güzel açmışlardı.
Biraz kış açabiliyor ama bunlar kışın evin içinde durması gerekiyor. Kışın balkonda durduğu zaman kuruyup gidiyor arkadaşlar. Deneme yaptım. Gerçekten bir tanesi kurudu gitti. Hemen diğerlerini içeri aldım. Doğru vitamin, güzel bakım ve doğru toprak ile. Çünkü ben bunları satın almıştım. Sonrasında saksı değişimini yaptım. Kendi toprağım ile hazırladığım toprak vardı ya, sizlere bahsediyordum. O toprak ile. Bakın şimdi yaz kış bizim neler. Diğer çuhamıza bakalım. Şimdi güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım yarabbim. Ne güzel değil mi arkadaşlar? Bilmiyorum. Bir çiçek severler beni çok iyi anlar. Çiçekleri, insanın kendi yetiştirdiği, baktığı çiçekleri böyle ona gülerse, açarsa daha da bir hoşuna gidiyor arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Bilemedim, çok seviyorum çiçekleri. Bu da artık kendini kurtardı. Bunu size ilk paylaştığımda arkadaşlar, biliyorsunuz kökü kuruydu. Sonrasında size dedim ki bu yeşerecek, canlanacak, sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi çok şükür canlandı. Evet, diğer sardunya. Bu sene sardunyalardan değişik renkler almak istiyorum arkadaşlar. Bir yerden priz bulup ekmek istiyorum. Çünkü sardunyalarım hep kırmızı ve pembe olarak açıyor. Şöyle birazcık oturalım. Sizlere fesleğenlerimi göstereyim. Biliyorsunuz tohumunu ekmiştik beraber. Videoyu izleyenler bilir. Bu şekilde artık çıktılar. Birkaç zaman sonra tekrar bunları bir saksıya ekeceğim. Saksılarımı zaten hazırladım. Şöyle çoğaltacağım. Fesleğen evin içinde de oluyor. Evin dışında da olan bir çiçek. O yüzden hiç sorun değil. Birazını evin içine alacağım. Hem güzel kokusundan hem de sinekleri kovsun diye biraz da balkonumda duracak. Evet, böyle işte arkadaşlar. Sizlere kuru mayadan bahsetmek istedim bugün. Aspirinli suyu veriniz. Yani benim sizlere önerdiğim her şey çiçeklere çok iyi geliyor. Tabii ki denemek size kalmış. Tercih sizin. Çiçeklerini görüyorsunuz. Ara ara sizlerle paylaşıyorum ki verdiğim vitaminleri sizler de belki yaparsınız diye. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın.